Merhabalar arkadaşlar, İtopya'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün ben Zelda'larla birliktesiniz. Yeni uyan arkadaşlarım geldi, onları almaya geldim. Hazır oluyorken dedim ki size kısaca bir bahsedeyim. Uzun süre kullanımda zaten yayınlarda hep kullanacağım için yayınlara gelip memnun olup olmadığımı fikirlerimi öğrenebilirsiniz. Hepsinin linki tek kanalda olacak zaten. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. İlk bakacağımız ekipmanımız klavyemiz. Razer Black Widow V4 Pro. Klavyemizle birlikte karşınızdayız. Bu Razer'ın sarı switchlerinin kullanıldığı versiyonu. Sarı switchlerin özelliği doğrusal ve sessiz bir kullanım sağlamış olması. Hatta sizinle şöyle bir deneyebiliriz isterseniz. Ses tanımlayıcılarla zenginleştirilen Razer sarı switchleri sorunsuz, sessiz ve hızlı uygulama sunabiliyor. Çalıştırma ve sıfırlama noktası arasında sıfır mesafe bulunan bu anahtar, tuşlara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde birden çok hız basmanızı olanak tanıyor. 100 milyon tıklama ömrü var. Yani eğer benim gibi siz de oyunlarda tuş spamlamayı seviyorsanız hem oyunlarda size üstünlük sağlıyor çünkü hızlı bir klavye hem de rahat rahat istediğiniz tuşu istediğiniz kadar spamlayabiliyorsunuz. Klavyenin size göre olan sol tarafında makro tuşlarımız bulunuyor efendim. Şuradan görebiliyorsunuz. Döndürmeli, basmalı. Ama rengi değişti. Şuralarda da var makro tuşlarımız. Bunları istediğiniz atamayı yapıp oyunlarda kombolar yapabilirsiniz. Ya da Photoshop uygulamaları kullanırken size gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum. Bilek desteği konusunda özellikle çok dikkatimi çekti. Çünkü biliyorsunuz ki ben uzun yayınlar yapan bir insanım. Ve oyunlar sırasında bana çok güzel konforlar sağlıyor. Zaten size şöyle de gösterebilirim yumuşacık olduğunu. Ben ilk denediğimde şok olmuştum. Aynı zamanda alışılmışın dışında kendi RGB'si olan takılıp çıkarılabilen bir kol desteği. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Bakın RGB yanıyor. Hop, RGB sönüyor gibi bir şey olabilir. Tabii ben burada size kol desteğinin RGB'sinden bahsettim ama klavyenin tamamı ışıklı ve RGB'li. Bizim gibi oyuncuların da zaten vazgeçilmezi biliyorsunuz. Süsleyebildiğimiz şeyler bizim ekipmanlarımız. Bunun ışıklarını düzenlemek için Razer'ın Snaps uygulamasını indirip makro atamalarını yapıp aynı zamanda da klavyenizin RGB ışıklarını kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Klavyemizin en yakın arkadaşı diyebileceğimiz sıra mouse'umuzdu o zaman. Razer'ın efsane ailesinden bir modeli seçtim. Bu model Dethader V3 Pro. Çok uzun zamandır profesyonel sahnelerde e-sporcuların da kullanıldığı bir mouse. Şu anda başta 4 defa dünya şampiyonu olmuş Faker olmak üzere çoğu e-sporcu ve profesyonel oyuncu bu mouse'u kullanıyor. Bunun en büyük sebebi de çok iyi sensörlere sahip olması. Razer'ın Focus Pro 30K optik sensörü kullanılıyor bu farede. Razer bu sensörün dünyanın en hassas sensörü olduğunu belirtiyor. 30.000 DPI'ye kadar ayar aralığı, 750 RPS tarama ve 70 Hz hızlanmasıyla gerçekten şu an neden profesyonellerin tercihi olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca bu sensör farklı mousepad yüzeylerine de kullanılabiliyor ve 26 farklı yükseklik ayarı sunabiliyor sizlere. Yani kendinizi kişiselleştirmiş olarak en ince ve en önemli ayarlarınızı isteğinize göre yapabilirsiniz. Bunun yanında ergonomi olarak da tüm tutuş tiplerine maksimum uyumluluğu sağlıyor ki ergonomi zaten Dethader ailesinin senelerdir en öne çıkan özelliği diyebiliriz. Ve tabii ki bu performansı kablosu olarak bize sunuyor. Ve yalnızca 64 gramlık bir ağırlığa sahip. Cidden elde yok gibi hissettiriyor. Peki bu mouse'u hangi mousepad'le kullanacağız? Razer'ın Gigantus V2'si ile kullanacağız efendim. Dokulu mikro dokuma bez yüzeyi piksel hassasiyetinde doğruluk ve en iyi kaydırma deneyimini sunuyor. 4 mm kalınlığı bulunuyor ki bunun da ortalamadan çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bunun faydasında masanızda eğer ufak kusurlar varsa o zaman fazlasıyla görüyorsunuz. Ek olarak bileğiniz içinde yastıklama etkisi yapıyor. Tüm bunların yanında benim için en önemli şey boyutu tabii ki. XXL olması benim için çok önemli çünkü gördüğünüz üzere klavyem, mouse'um hatta kulaklık standım bile üstünde rahatça durabiliyor ve bana daha da elimi oynatma alanı sağlayabiliyor. Bu beni çok mutlu etti. Kulaklığa geçtiğimizde ise yine kablosuz olan Razer'ın Blackshark V2 kablosuz kulaklığını tercih ettim. Kulaklıkta kablosuz olma özelliğinin gerçekten özgürlük katan bir şey olduğunu sizlere söyleyebilirim. Özellikle de çok hareketli ve enerjik birisiniz, kafanızda kulaklıkla istediğiniz yere gitmeniz gerçekten çok güzel hissettiriyor. Buna ek olarak Blackshark ailesinde konforuyla öne çıkan en güzel ürünlerden biri. Kafa yastığı falan yumuşacık. Hem kafa bandı hem de kulaklık pedleriyle yumuş yumuş çok rahat bir kulaklık. Bunun faydasını en çok saatlerce oyun oynayınca görüyorsunuz. Uzun bir seansın ardından bile kafanızda veya kulaklarınızda bir ağrı olmuyor. Daha fazla netlik için titanyum kaplamalı diyaframlara sahip son teknoloji Razer TriForce Titanium 50 mm sürücüler kullanılmış bu modelde. Bu sayede özellikle FPS oyunlarında en ince detayları duyabiliyor ve rahatlıkla ses kasabiliyorsunuz. Ve sıra neye geldi? Beni sizlere gösterecek, yayınlarıma daha enerjik olmamı sağlayacak o kameraya geldi. Razer Kiyo Pro. Yüksek performanslı Sony Stylus sensörüne sahip Razer Kiyo Pro ile yayın ve video konferansı için profesyonel video standartlarına ulaşabilir. Böylece her türlü kurulum ve aydınlatma koşulunda canlı, net kalitenin keyfini çıkarabilirsiniz. Sıkıştırılmamış 1080p ve 60 fps görüntüsüyle pürüzsüz ve çok canlı görüntüleri sizlere sunuyor. Yayınları izleyenler bilir. Benim kameram çok uzun süredir kullandığım için sürekli olarak anlık donmalar yapabiliyor. Fotoğrafları yollayacağım. Burada görürsünüz zaten. Şimdi görüyorum. Çok kötü. O yüzden bu kadar akıcı, pürüzsüz ve canlı bir kameraya ulaştığım için
Çok mutluyum. Gerisini zaten yayınlardan canlıca izleyebilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni oyun arkadaşlarımla sizi tanıştırdığım için çok mutluyum. Eğer sizin de ekipman ihtiyacınız varsa veya yeni oyun arkadaşlar arıyorsanız linklerini Itopia zaten aşağı bırakmıştır. Benim canlı yayınlarımda da hepsinin zaten linki var. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.